Ripple'ın kurumsal benimsenmesi diyor. Yaygınlaştıkça XRP yükseliyor. Biz de bunun üzerine konuşacağız ve ana hatlarıyla bu durumdan XRP Coin'den ve Ripple'dan bahsedeceğiz. Şimdi Ripple'ın kurumsal benimsenmesi son zamanlarda çok arttı. Daha doğrusu bu konuda ilerleyebilmesine yönelik inanılmaz derecede pozitiflik var. Bunun sebepleri açık. Hele ki Hong Kong'la en son Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen haberler, bu noktada Ripple'a cevaz verilmesi, XRP Coin'in ülke genelinde alınabilir bir kripto para birimi olarak servis edilmesi ve Ripple şirketinin de genel hatlarıyla ülkede bayi açabilmesi, ofis açabilmesi ve Ledger'ın kullanılabilir bir şirketler tarafından kullanılabilir bir varlık olarak lanse edilip gösterilmesi gibi olaylar tabii ki de XRP Ledger'ın kullanım oranlarını yaygınlaştırılmasını olabildiğince artırdı. Hatta en son ne demiştik? 1 Aralık tarihinde muhtemelen uzun bir zaman sonra XRP Ledger için XRP'nin unlock oranı biraz fazla olabilir. Bunun sebebi de likiditeyi kontrol edebilmek olacaktır. Son diyor 24 saattir Bitcoin ve Ether sabit kalırken XRP işlem hacmi en büyük kripto para birimleri arasında en iyi performansı gösterdiğini dile getiriyor. Doğru, XRP Coin çok iyi hareket etti. Bu tabii ki dünün haberi, bunu da hatırlatayım. Şu anda mesela XRP'nin anlık hacmine bile baktığımızda 3 milyarlık bir hacmi var. Kendisine çok yakın, biraz daha yüksek bir piyasa değerine sahip olan BNB'den tam tamına 6 kat daha yüksek bir hacimde olduğunu görebiliyoruz. XRP Coin'de düşük istikrar ve yüksek bir volatilite var şu anda kısa vade içerisinde. Piyasada genel anlamda hareketler devam ederse, BTC bunu sağlarsa, XRP Coin korkunç hareketler gösterebilir. Çok ciddi yukarı hareketler gösterebilir. Bu arada tekrar edelim, ayın 8-9'u yani yarından itibaren, hatta saat 15.30, yok düzeltiyorum, yarın saat 16.30'da Ripple'ın Swell konferansı başlayacak. Bundan kaynaklı XRP Coin fiyat yükselişleri olma ihtimali çok yüksek. Yarın 16.30'da başlayıp Perşembe günü bitecek olan konferansla aynı iki gün içerisinde Jeremy Powell'ın piyasanın lehine ve fiyatları yükseltme noktasında hareket edeceği açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Bunların da XRP'ye olabildiğince fayda sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda Ripple'ın ilk defa halka arz gerçekleştireceği, Ripple şirketin halka arz yapacağı dile getiriliyor. Hiç değilse böyle bir iddia var diye söyleyeyim, kesin olmamakla birlikte, ki çok fazla konuşulmasına rağmen Ripple tarafı bunu yalanlayan herhangi bir şey söylememiştir. Tamam. Dolayısıyla böyle bir ihtimal bulunmaktadır. Bunu da tekrar altını çizelim. Eğer ki böyle bir şey olursa, çünkü oldukça büyük bir durum, bu şartlar altında XRP Coin fiyatlarında sert yükselişler görebilirsiniz. Zaten şu anda 94 centlere kadar hareket kabiliyeti oldukça yüksek. BTC hareketleri doğrultusunda zaten buraları kolaylıkla alabilecek bir noktada. Ripple'ın halka arz yapması ihtimalinin ben de yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok DeFi şirketinde de bunu görürüz. Mesela Coinbase'de de var biliyorsunuz. Yakın zamanda Ripple'ın DeFi'ye de giriş yapacağının bilinmesi bu noktada halka arzının ihtimalini de güçlendiriyor diyebiliriz. Aynı şekilde Secle'de daha yeni yine davayı kazandılar. Bu da bu durumun önünü açtı. CoinGecko verilerine göre fiyatlar gerilemeden hemen önce %11 oranında bir yükseliş yakalandı ve işlem hacimleri diyor pazar günü 1 milyar dolarken bugün 2 milyar dolara çıktı. Yazının yazılma sırasında XRP 61 centten işlem görüyor ve
piyasa değerine göre dördüncü en büyük token olan BNB'nin yerini almış durumda. Tabii şu anda bundan daha yüksek, 68 centlerde. Fakat 5. sırada olduğunu görüyoruz. Bu kısım çok önemli değil yani. Zaten 4. sırayı alır tekrar. Veriler, XRP vadeli işlemlerindeki tasfiyelerin 4,4 milyon doların biraz üzerine çıkması nedeniyle kazançların büyük ölçüde spot odaklı olduğunu gösteriyor. Burası doğru olacaktır. Zaten şu anda likidasyon çok düşük, olabildiğince düşük. Son hareketlerde de çok fazla kaldıraçlı işlem gözlemlenmedi. Bu noktada BTC'nin tam olarak yükselmediği bir süreçte zaten kaldıraçlı işlemlere yatırımcıların abanmasını beklemek tabiri caizse çok mantıklı olmayacaktır. Bu noktada spot odaklı olarak şu an için gelmesi daha iyi, daha sağlıklı. Bu istikrarın ve korelasyonun biraz daha yüksek olabileceğini, olası durumdaki Bitcoin yükselişinde de biraz daha türev odaklı işlemler görerek fiyatların daha da sert yükselebileceğini gösteriyor aslında. Bugün piyasada anlık bir katalizör olmasa da boğalar, Ripple'ın Gürcistan ve Dubai'de faaliyet göstermek için onay almasıyla XRP'ye yönelmiş olabilir. Salla, ağzına ne gelirse söyle. Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi geçtiğimiz hafta sanal varlıklar rejimi kapsamında XRP'yi onayladı. Ayrıca Dubai Uluslararası Finans Merkezi'ndeki lisanslı firmaların XRP kripto hizmetlerinin bir parçası olarak müşterilere sunmalarına izin verdiğini de açıkladı diyor. Doğru, bunlar üstüne zaten konuştuk. Biliyorsunuz hem Gürcistan'da CBDC çalışmalarına başlayacak olmaları Ulusal Banka ile birlikte aynı zamanda Dubai'nin ve Hong Kong tarafından gelen haberleri zaten değerlendirdik. Bunlar da Ripple için güzel durumlar. Aynı gün Ripple, Merkez Bankası dijital para birimi platformu kullanacak olan Digital Lari pilot projesinde diyor, National Bank of Georgia ile birlikte çalışmaya başlayacağını söyledi. Hong Kong ve Tayvan hükümetleri Mayıs ayında başlatılan CBDC hizmetini aylardır kullanıyor. Kurumlar CBDC'nin para basma, dağıtım, itfaiye ve token yakma dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsünü yönetmek ve özelleştirmek için platformu kullanabilirler. Ripple zaten biliyorsunuz şu anda Gürcistan'la birlikte platformuna eklediği ve ortaklık işbirliği kurduğu CBDC'ler için 9. Merkez Bankası olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.